Salatu vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmaîn. Şöyle dönelim. Şu gördüğümüz dört kare içinde duvarlar var ya. Orası Uhud şehitliği. Hazreti Hamza başta olmak üzere radıyallahu anh. 70 tane sahabe-i kiram burada şehit oldu ve orada yatıyorlar. Onları alıp da Medine'ye götürmek istemişler. Uhud dağı sallandı. Şehitleri vermediler. Zaten Efendimiz'in buyurdu ki Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Uhud dağı karşımızda işte. Bu 5 kilometre uzunluğundaki dağdır. Uhud'a bakan göz ağrısı görmez diyorlar. Deniyor rivayette. Uhud dağı cennetten bir parçadır yani. Cennettedir yani. O şekilde rivayette var. İnşallah Cenab-ı Hak şefaatinden ailesin. Dağ yarıldı şuradan. Savaşın sonunda deniyor. Orada Efendimiz Aleyhisselam'ı ve orduyu içine aldı. Orada bak insanlar var. Şurada tam şu bastonun hizasına bakabilirsiniz. Ufak bir yarık var orada. Orası Efendimiz Aleyhisselam'ın sığındığı mağara. En son ordu dağıldıktan sonra orada kaldılar. Şimdi burası Uhud meydanı. Şu taraftan Mekke yolu öyle geliyor. O taraftan Mekkeli müşrikler geldiler ağaçların arasından. Efendimiz Aleyhisselam ne abi? Bedir Savaşı'nda Müslümanlar zafer kazandığı için çok iştahlıydılar şehit olmaya, cihada çıkmaya. Savaşa gelemeyenler gençler dedi ki ya Resulallah çıkalım düşmanla karşı karşıya vuruşalım. Nebis Aleyhisselam buyurdu ki rüyamda gördüm bir sağlam bir zırh. Elimi zırha sokuyorum ama çıkarınca orada bir zırhta kırıklıklar var, kılıcımda kırıklıklar var. Bir takım cesetler gördüm falan. Yani biz burada kalsak iyi olur buyurdu. Gençler dedi ki ya Resulallah çıkalım kadınlar gibi burada korkmayalım, atılalım. Cihat meydanına gelelim falan. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam evine girdi, zırhını giydi. Dışarı çıkınca ashab-ı kiram bazıları dedi ki ne yaptınız? Peygamber'e akıl mı veriyorsunuz? O ona vahiy gelir falan. Pişman oldular. Ya Resulallah sen nasıl istersen öyle olsun. Medine'de kalalım falan. Buyurdu ki bir peygamber zırhını giydiği zaman artık daha savaşmadan onu çıkarmaz. Gidiyoruz. Yalnız benim sözümü dinlerseniz, itaat ederseniz yine Allah-u Teala size zafer vaat ediyor. Ama sözümü dinlemezseniz olan olur. Ehl-i Beytim'den birine biz yara isabet edecek diye de buyurdu yani. Neyse buraya geldiler. Yolda gelirken 1000 kişi, 300 kişi ayrıldı. Münafıklar ayrıldı. Bu ayrılma esnasında tabii ki Müslümanlar arasında bir dalgalanma oldu. 2 kabile daha ayrılmak istiyordu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben onlara kuvvet verdim. Onlar ayrılmadılar. Yoksa daha ordu yol da bozulacaktı. Allah-u Teala yardım olmazsa Müslümanlar hiçbir şey yapamayız. Buraya gelin Efendimiz Aleyhisselam buraya ortaya geldi baktı manzaraya. Düşman karşısına gelince burayı gözüne kestirdi. Buraya 50 tane okçu koydu arka taraftan dolaşıp gelmesinler diye. Tamamen yani ilmi olarak, askeri olarak mevziyi tuttu Efendimiz Aleyhisselam. Sözümü tutarsanız Allah'ın izniyle zafer sizindir. Sözümden ayrılmayın, benden haber gelmedikçe yerinizi bırakmayın diye tembih etti. Sıkı sıkı tembih etti. Buradaki okçulara 50 kişiye başında komutana söz aldı. Ve iki ordu karşı karşıya gelince tabii ki o zaman savaşta ne yapılıyordu? Yeke yeke yani tek tek vuruşuluyordu. Yani Hazreti Hamza radıyallahu anh diye pehlivanlar Hazreti Ömer Hazreti Ecmain hepsi saldırıp düşmanı darmadan ettiler. Öyle yaptılar ki Allah'ın izniyle bir girdiler buradan düşman arasına arkaya kadar gittiler. O kadar bir başarılı beraber düşman darmadan oldu şaşırdı. Yalnız Ebu Sufyan atlılarla beraber bekliyordu o başka bir şey düşünüyordu. Arka tarafta bir yerde. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buraya okçu koymuştu. Fakat Müslümanlar düşmanı öldürüyorlar, eşyasını alıyorlar biliyorsunuz. Dinimizde ganimet helaldir. Ama o ganimet tabii ki nedir? Ortak bir maldır. Sonunda Efendimiz Aleyhisselam onu taksim edecek. Buradakiler dedi ki tamam savaş bitti biz de gidelim nasibimizi alalım. Komutan dedi ki Efendimiz Aleyhisselam bize haber vermeden yerimizden kımıldamayacağız. Tamam o savaş içindeydi, savaş bitti artık. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözü tamam oldu. İnelim. İnmeyin dedi tembihti yine inelim. 42 kişi buradan indiler. 8 kişi burada kaldı. Düşman gördü buradaki azalmayı. Hemen arkadan dolaşıp gelip 8 kişiyi şehit etti. Ondan sonra diğer savaşta meşhur olan Müslümanlar habersizken arkadan girip ordunun önünden çıktılar. O arada kargaşalıkta Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit oldu. Vahşi o zaman Müslüman değildi. Onu şehit etti. Bir olmak için. Derken işte Hint Ebu Süfyan'ın halinde onun ciğerini parçalayıp ısırdı intikam almak için. Böyle acayip bir hal oldu. Efendimiz Aleyhisselam şaşırdı. Nida etti. Bana gelin, kaybolmayın, dağılmayın.
şeytan kalktı dedi ki peygamber öldü. O Hızır giyen Müslümanların bazısı Efendimiz Aleyhisselam'a benziyordu. Bir tanesi çok benziyordu. Onu şey dedince düşman, şeytan bağırdı. Bak Muhammed öldü diye falan yaygar kopardı. Ama Efendimiz Aleyhisselam sesiyle nida etti. Ben buradayım, gelin gelin. Yavaş yavaş çekildiler oraya doğru. İşte rivayete göre daha açıldı. Orduyu içine aldı diyor yani hilal gibi. Ve Efendimiz Aleyhisselam o yüksek yere çıktı. Mağaranın içine oturdu oradan. Oradan Harem-i Şerif görünüyor yani. Aşağısı görünüyor. Ebu Süfyan geldi dedi ki Muhammed var mı içinizde? Ses yok. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki ses vermeyin. Ömer, Ebu Bekir var mı? Yok. Ömer var mı? Yok. Tamam dedi. Bu iş bitti artık. İslam sönmüştür. Deyince Hazreti Ömer dayanamadı. Efendimiz Aleyhisselam sağdır, Ebu Bekir sağdır, ben de sağım. Bizim Mevlamız var, sizin hiçbir şeyiniz yok. Onlara feddua etti. Ebu Süfyan batıyı olası gibi değil. O zaman seneye buluşalım. Nerede buluşalım? Bedir Sura'da. Bedir kuyularının orada buluşalım. Tamam dedim. İnşallah dedi Müslümanlar. Gidildi, dağıldı. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam...